Böyle bir şey üzerinde çalıştığını söylemişti ama netlik kazanmadan onu kaybettik. Burada yeni şirketin hisse dağılımını da yapmış. Ben de varım. Ama sonra elden bir kağıtla şirketin tamamını Barış'a devretmiş. Banu, inanamıyorum sana ya. Çünkü öldüğü gün imzalamış bir sözleşmeyi. Ben gerçekten senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ortalığı karıştırmak istiyorum. Ne yaptın, babamı nasıl ikna ettin bilmek istiyorum. Böyle itham eder gibi konuşman sinirime dokunuyor. Konuştum, yapmak istediklerimi söyledim, o da bana inandı. Neyin karşılığında attı o imzayı babam, merak ediyorum. Gerçekten çok sıkıldım ama artık bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben de sizi böyle çekişirken görmek istemiyorum. Canını sıktıysam özür dilerim anne ama en başından beri aklımda bir soru işaretiydi bu. Ve cevabını bulana kadar da hep aklımda olacak. Çok eğlendim. Kuzey'i mi arıyorsun? Daha merak. Dur, arama bana. Sizi bir rahat bırakmadınız çocuğa. Kız arkadaşın yanında şimdi. Yok, bir şey oldu kesin. Yoksa Kuzey Sima'ya takmaz öyle. Çağırdı diye koşa koşa gitmez. Alo Kuzey. Ne oldu? Bir şey oldu yok. Merak etme. Ya bir şey olmadı. Sen böyle yarıda bırakıp çıkmazsın filmden. Söyle, sorun ne? Ya sorun falan olduğu yok kızım. Abartmayın öyle. Ali hala yanında mı senin? Ha, yanımda. Şimdi bitti film, çıkıyoruz. İyi, versene bir onu bana. Sen Sima'nın yanında mısın? Ha, öyle öyle. Versene bir Ali'ye, bir şey söyleyeceğim. Seni istiyorum. Ha kardeşim. Ali, şimdi soru sormadan beni dinle. Akşam Sima'yla sen de kalabilir miyiz? Tabii oğlum, lafı mı olur? Müsaitsin değil mi? Kardeşim ne demek, başımla beraber. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Ne diyor? Akşam kalmaya bana geleceklermiş. Bunu söyledim. Aç. Amcam sizinkilerin durumunu söyledi herhalde. Babam 50 kere aradı. Amcam hele nasıl arıyor bilsen. Kapattım sonunda telefonu. Ne yapacağım ben? Mahvoldum. Benim laf ağzımdan bir kere çıkar kızım. Bundan sonra senin arkanda duracağım dediysem duracağım demektir. Hoş. Sen ne kadar büyük kazık atmış olsan bile ben bir söz verdim sana. Sözümden geri dönmem. Ezme beni bu kadar ne olur. Bak böyle konuşuyoruz diye boşu boşuna ümitlenme. Ben sana peşin peşin söyledim. Biz seninle evlendik. Ama asla karı koca olmayacağız. Duydun mu beni? Senin yüzünü bile görmek istemiyorum ben. Sen beni kandırdın lan. Sen beni kandırdın, beni en hassas yerimden vurdun. Bebeği aldırırsam cinayet olur dedim. Doktor öyle söylüyor dedim. Ben de sırf bu yüzden seninle evlendim. Bir cana sebep olmamak için seninle evlendim. O benim çocuğumdu lan.
Benim çocuğumdu. Sus ne olur Kuzey. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiç. Hiçbir zaman. Ben sana bir söz verdim. Evet, bu söz böyle gidecek. Sen merak etme. Senin ailene karşı da seni koruyacağım. Onu da yapacağım. Ama bu kadar. Bu kadar. Yani nikah falan umurumda bile değil. Evli olmuşum, evli olmamışım hiç önemli değil. Şu anda herkes ayakta. Bu bir süre böyle devam eder. Ortalık bir zaman sonra yatışır. Sonra gidersin paşa paşa ailenle konuşursun, aranı düzeltirsin. Ondan sonra herkes kendi yoluna gider. Tamam, sana söyleyeyim bu arada. Beni kandırdığından kimsenin haberi olmayacak. Hem de hiç kimsenin. Tamam ya, yani, anladık. Ne benim aptallığım bilinecek. Ne de ben seni ele vereceğim, tamam mı? Ondan sonra da efendi efendi gideceğin yoluna. Duydun mu? Hadi kalkalım. Dur hesap edeyim, dur. Bakar mısın? Eyvallah. Hala kapalı. Bak kaç saattir açmıyor telefonunu. Ay, sinir ettiler beni. Konuşayım istersen. Karışma sen, boş ver şimdi. Adam hırsını bizden alır, olay çıkar falan. Vallahi bıktım ya. Aa, mecbur muyum ben bunların derdini çekmeye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.